Canan Emre kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Türk İş ile ilgili arkadaşlar önemli bir gelişme var. Kitlerle ilgili sıkıntıyı çözeceğiz diyor ama velakin kitlerle alakalı değil de sadece kitlerle alakalı değil de arkadaşlar, kamu çerçeve protokolüne biliyorsunuz bütün işçileri ilgilendiren kamu çerçeve protokolünde Türk İş imzalayacak arkadaşlar. Kamu çerçeve protokolü ile alakalı da açıklamaları var, bilginiz olsun, videoyu izleyin arkadaşlar. Türkiye genelinde 650 bin Kocaeli'de ise 15 bin kit işçisini ilgilendiren toplu iş sözleşmesi dönemi Haziran ayında hükümetle verilecek sözleşme taslağı ile birlikte başlayacak arkadaşlar. Aylardır bunun videolarını sizlere sunuyoruz. Türk İş Genel Başkanı Ergun Atalay hükümetle sözleşme masasında kitlerde ekonomik ve sosyal haklarda yaşanan eşitsizlikleri gidermek için çalışacaklarını açıkladı arkadaşlar. Türk İş Genel Başkanı Ergun Atalay son dönemlerde yaşanan gelişmeler, ekonomik kriz ve pandemiyle ilgili Türk İş'e bağlı sendikaların şube yöneticileriyle birlikte bir araya gelerek değerlendirme toplantısı yaptı arkadaşlar. İşçilerin aşılanmasıyla ilgili sürecin de Haziran ayında başlayacağı müjdesini veren Atalay, kitlerde toplu iş sözleşmesi dönemi hakkında bilgi verdi. Atalay, Türkiye'de 950 bin işi ilgilendiren sözleşme dönemi için hak işçiyle birlikte hazırladıkları taslağı Haziran ayının başında hükümete vereceklerini kaydetti. Çok güzel bir 1 Mayıs'tı. Türk İş Kocaeli İl Temsilciliğinde sendikaların şube başkanlarıyla bir araya gelen Atalay, 2019 kısıtlamasının ardından ilk kez Kocaeli'deki tüm şube başkanlarıyla bir araya geldiğini söyledi. Kocaeli'de 2019 1 Mayıs'ın Türk İş'in son çeyrek asırlık tarihinin en iyi 1 Mayıs olduğunu söyleyen Atalay, alanda 100 bin üzerinde insan vardı. Kıdem tazminatından dolayı burayı almıştık. 2 yıldır ne yazık ki 1 Mayıs'ı alanlarda kutlayamıyoruz. Bir an önce bitse de alanlara çıksak diyorum. Türk İş'in tarihi açısından önemli bir gündü dedi. Pandemi döneminde büyük mücadele veren sağlık çalışanlarına da teşekkür eden Atalay, Sağlık Bakanlığı ile yaptıkları görüşmede işçilerin aşılamalarını Haziran ayında başlayacağını ve Temmuz ayında tamamlamasını beklediklerini söyledi. Geçtiğimiz yıl kıdem tazminatı ve kısa çalışma ödeneğiyle ilgili de büyük bir mücadele verdiklerini söyleyen Atalay, müzakere ve mücadele ile de her iki konuda da başarı elde ettiklerini kaydetti. Aşılar da geliyormuş demek arkadaşlar. Haziran ve Temmuz ayında işçilerin aşılanması müjdesini de verdi başkan arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Kitlerde yaşanan sıkıntıları da anlatan Atalay, kitlerde sözleşme dönemi başlıyor. 950 bin kişiyi ilgilendiren kamu alandaki sözleşme var. Şu anda hak işçiyle birlikte toplu sözleşme taslağını hazırlıyoruz. Bu taslak bitti arkadaşlar, bu arada bilginiz olsun. Dün vermiştik bunu haberini sizlere. Çalışma Bakanlığı'ndan haber bekleniyor. Çalışma Bakanlığı okey verirse artık toplu iş sözleşmesi masasına oturulacak arkadaşlar. Bilginiz olsun, biz zaten gelişmeleri vermeye devam edeceğiz size. Taşeronundan girenlerin sorunları çok büyük. Hala asgari ücretle çalışanlar var. Tayin hakları var, devasa sorunları var. Sözleşme döneminde yeni bakanımızla görüşme yapacağız. Bu sıkıntıları dile getireceğiz. Eşit işe eşit ücretle ilgili ciddi sıkıntılar var. Türkiye genelinde 950 bin, Kocaeli'de ise 15 bin işi ilgilendiren sözleşmenin taslağını Haziran ayının başında hükümete vereceğiz açıklaması yaptı arkadaşlar. Evet arkadaşlar, durum bu yönde. Türk İş'in açıklamalarını sizlere sunmaya devam edeceğiz. Türk İş kilit noktada biliyorsunuz. Bütün kamu işlerini ilgilendiren kamu çerçeve protokolü imzalayacak. Bakalım gelişmeler ne olacak? Aşı müjdesi verdi burada başkan. İşçiler en geç Temmuz ayında bütün işçiler aşılanacak açıklaması yaptı. Kitlerle ilgili sözleşme dönemi başlıyor dedi. Kamu çerçeve protokolü açıklaması yaptı. Taşerondan girenlerin sorunları çok büyük. Hala asgari ücretle çalışanlar var. Tayin hakları da var. Devasa sorunlar var dedi. Bakalım kamu çerçeve protokolü hangileri yine ötelenecek arkadaşlar. Gelişmeleri vermeye devam edeceğiz arkadaşlar. Kanala abone olmayı, bildirim zili açmayı unutmayın. Türkiye'nin en büyük kamu platformundasınız. 100 bin abone olalım. Ankara'ya sesimizi gümbür gümbür duyuralım diyorum. Gelişmeleri kaçırmayın. Videoyu beğenin arkadaşlar. Sorularınızı videonun altına bekliyorum. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.